Teknoloji Oku ve Para Limanı ekranlarından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kaan Arlı. Bugün Turkcell Küçük Yıllık Yazı'dayız. Yanımızda Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu var. Kendisi bugün düzenlediği toplantıyla 4. çeyrek ve 2015 genel değerlendirmesini yaptı. Biz de detayları kendisiyle konuşacağız. Tabii başka konularımız da olacak. Merhaba Kaan Bey. Merhaba Kaan, hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle hemen ana konumuzdan başlayalım. 4. çeyrek ve 2015 sonuçlarıyla alakalı. Turkcell geçtiğimiz yılda, geride bıraktığımız yılda neler yaşadı? 2015 bizim açımızdan çok başarılı bir yıl oldu. Birinci çeyrek, ikinci, üçüncü, dördüncü artan bir ivmeyle hem büyümemizi arttırdık hem karlılığımızı arttırdık. Senenin başında hissedarlarımıza verdiğimiz bazı sözler vardı. 6-9 arasında büyürüz diyorduk. 31-32 arasında marj yaparız diyorduk. Hakikaten konsolide bazda %6, Türkiye'de %9,5. Konsolide bazda %32,4, Türkiye'de 32,7 bir marja ulaştık. Bu finansal anlamda bizi çok tatmin eden sonuçlar. Bunun dışında stratejik çok önemli kazanımlarımız da oldu. Turkcell 21 yılda müthiş bir mobil operatör liderlik hikayesi yazmış bir şirket. Bu sene biz örgütümüzü artık hem mobil hem sabitte bütünleşik hizmetler verecek şekilde yeniden yapılandırdık. Süper Online şirketimizle Turkcell Mobil İletişim şirketimizi bir araya getirdik. Tek bir yönetim ekibi kurduk. Tek bir network kurduk, tek bir satış kanalı kurduk, tek bir mağaza modeli kurduk ve bütün bunlar bize müthiş bir verimlilik kazandırdı. Bu verimliliğin sonuçlarını da önümüzdeki 3 sene içerisinde her quarter yaşaya yaşaya devam edeceğiz. Şimdi evet, onu soracaktım aslında. Genelde firmalar bir sonraki yılın hedeflerini açıklarken biz bugünkü toplantıda 2018'e kadar düşünülen bazı hedeflerden bahsettik ve hani bu ölçüde büyük firmalar için 3 yıllık öngörüler gerçekten çok iddialı konuşmalar oldu. Peki burada çok fazla değişken var. Hani 2016-2018 arasındaki beklentiniz nelerdir? Şimdi şöyle görüyorum pazarı. Telekom sektörü son 10 yıldır çok eleştirildi. Sıkıcı, heyecanını kaybetti, artık büyümez, komodite oldu, işte dump pipe oldu. Her türlü eleştiriyi işittik. Halbuki son 3 sene içerisinde müşterilerimizin ellerindeki akıllı cihazların oranı arttıkça bizim sektörümüz tüketiciyle neredeyse bir oluyor, birleşiyor. Bunu ilk fark eden şirketlerden bir tanesi Turkcell. Bu farkı biz önümüzdeki aslında tüketici alışkanlıklarındaki değişimi de takip ederek çok başarılı bir iş modeline çevirebileceğimizi düşünüyoruz. O yüzden de önümüzdeki 3 sene 10 ila 14 arasındaki büyümenin sürdürülebilir olduğunu ve yaratacağımız verimlilikle beraber karlılığımızın da artabileceğini görüyoruz. Şimdi hızlıca hemen 4.5G'ye değinmek istiyorum. 4.5G artık eli kulağında diyeceğiz. 1 Nisan'a çok da fazla bir vakit kalmadı. Siz dahil diğer operatörler çalışmanı devam ettiriyor. Toplantıda da bahsettiğiniz 375 megabit bölü saniye hızlara ulaşabilecek tek operatör olduğunu söylediniz. Bunun altındaki sebepleri alalım ve Turkcell'in 4.5G ile alakalı artık son hazırlıkları ne durumda onu öğrenelim. Biliyorsunuz biz Türkiye'deki teknolojiye 4.5G diyoruz. Bunun aslında sebebi çok net. 4.5G teknolojisi spektrumların harmanlanması ve birleştirilmesi yoluyla çok daha yüksek hızlara ulaşılabilen bir teknoloji. Biz Ağustos ayındaki ihalede spektrumun %47'sini aldığımızda bu planla aldık. Biz birden fazla spektrumu 800, 900, 1800, 2100, 2600 bunları harmanlayarak çok özel bir teknolojik çözümle 375 megabite çıkacağız. Bu başlangıç için geçerli. Biz ileride 800, 1 ve 1.2 gigabitlik hızlara da ulaşabileceğiz. Onun aslında bir testini de yaptık, ispatladık. Şu anda telefonlar bunları çekmiyor, yani desteklemiyor. Bu senenin sonuna doğru yeni jenerasyon telefonlarda bu hızlar da desteklenecek. Dolayısıyla bizim hızımızın arttığını da göreceksiniz. Bu tabii bize şu avantajı yaratacak. Biz büyük ekran yayıncılığı küçük ekranlara doğru akıtacağız. Bu da müşterilerimizin artık interneti çok farklı amaçlarla kullanmasını sağlayacak. Zaten yeni jenerasyonun artık kafasında eve gideyim de salona oturayım, koltuğumdan televizyon seyredeyim diye bir şey kalmadı. Bu artık hayatımıza çok daha etkin bir şekilde geçecek. Şimdi 4.5G ile birlikte artan hızlardan bahsediyoruz. Artan hızlar demek şu anda hali hazırda olan kotaların bir ayda değil de belki de 5 günde, 10 günde, bir haftada tüketilmesi anlamına geliyor. Bu da aslında son kullanıcı tarafında biraz ürkütücü de olabiliyor çünkü ben kotamı aşacak mıyım, aştıktan sonra nasıl bir tarife ya da ücret fiyatlandırmaya tabi olacağım vesaire gibi sorular var. Şimdi birinci sorun burada şu olacak, kullanıcılar 4.5G ile birlikte daha fazla para ödeyeceği gibi bir korkusu var. Bu olacak mı? Bir. İkincisi 4.5G'yi gerçekten o hızları tadında yaşayabilmek için paketlerde kota yükseltme, ne bileyim 8 GB, 10 GB, 15 GB gibi gibi değişimler olacak mı? Öncelikle şunu çok net söyleyeyim, 4.5G hayatımıza bir zamla beraber girilecek. Ama
Ama şüphe yok ki insanlar interneti daha çok kullanacaklar, daha çok hizmet alacaklar, daha zengin içeriğe ulaşacaklar. Bu da pazarı büyütecek. Ama şunu da unutmayalım. 4.5G 1 Nisan'da 81 ilde var. Ama sizin telefonunuz belki buna uyumlu olmayabilir. O yüzden benim sizlerden ricam, bütün müşterilerimizden ricam, mağazalarımıza uğramaları, 4.5G'ye uyumlu olup olmadığını telefonlarının ve sim kartlarının kontrol ettirmeleri. Eğer değilse uyumlu, biz yeni tüketici finansman şirketimizin imkanlarını da kullanarak müşterilerimize yeni uyumlu telefonlar vermeyi ve sim kartını değiştiren müşterilerimize de ilave 4 GB hediye etmeye hazırız. Şimdi model telefonlarla alakalı destekten bahsettik. Şu anda hali hazırda T60 şu anda bu hızları desteklemiyor fakat tahmin olarak T70 modeli olarak isimlendireceğim ben bunu. Ne kadar doğru bilmiyorum ama burada T70 ya da olası yeni bir Türkcell telefonunun bu hızları destekleyeceğini öngörebiliriz. Peki bu telefonla ilgili çalışmalar, yani yeni modelle alakalı çalışmalar ne durumda? Çok uzun zamandır bunun üzerinde çalışıyoruz. Pazarda bu alanda bir boşluk hissettiğimiz anda da pazarda siz belki adını koydunuz T70, belki bir ne olur bilmiyorum ama o ürün olacaktır. Peki son olarak Türkcell'in global pazarlık çalışmalarından biraz bahsedelim. Son konumuz bu olsun. Biliyorsunuz Ukrayna'da yıllar evvel Life operatörüyle bir iş ortaklığı imzalanmıştı ve şu anda da %100 hisse sahibi oldu Türkcell burada ve 3G hizmeti de verildi. Türkcell'in Türkiye dışındaki operasyonları ne durumda? Yani global olarak Türkcell şu an nasıl bir konumda? Türkiye bizim başarılı olduğumuz bir pazar ama Türkiye pazarı telekomünikasyon sektörü açısından çok zor bir pazar. Çok yüksek vergilendirmenin olduğu, ağır regülasyonların olduğu bir pazar. Biz şundan heyecan duyuyoruz. Türkiye'de eğer biz bu başarıyı sağlayacaksak, coğrafi olarak, kültür olarak bize yakın pazarlarda bu başarıyı tekrarlayabiliriz. O yüzden de Ukrayna'da bir pilot çalışma yapıyoruz. Aslında biz şu anda Ukrayna, Belarus, Almanya ve Kuzey Kıbrıs'ta faal operatörlerimiz var. Ukrayna bizim için en önemli pilot alan. Ukrayna'da bu sene 3G'yi de lanse ettik. 13 milyon müşterimiz var Ukrayna'da. Küçük bir pazar değil. Ve bu pazarda da hakikaten Türkcell farkını yaşatmak istiyoruz. Türkcell ismini orada Lifestyle olarak kullandık. Kendi renklerimizi, logomuzu da Ukrayna'ya kazandırdık. Kaan Bey, teşekkürler, değerli bilgiler verdiniz. Çok teşekkürler, sağ olun. Evet, teknoloji olarak Türkcell Genel Müdürü CEO'su Kaan Terzioğlu ile geçtiğimiz gün sesim geliyor. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.